Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere eylemsiler, diğer adıyla da fiilimsiler konusunu anlatmış olacağım. Fiillerden belli başlı eklerle türetilip isim, sıfat ve zarf görevinde kullanılan sözcüklere denir. Fiillere gelen olumsuzluk eki olan mame ekini arkadaşlar fiilimsiler de alır. Fiilimsiler oluşumlarına göre üçe ayrılır. İsim fiil, diğer adıyla ad eylem, sıfat fiil, diğer adıyla ortaç, zarf fiil, diğer adlarıyla bağ fiil, bağ eylem ve ulaçtır. Şimdi isterseniz konunun detaylarına geçmiş olalım. İsim fiil, diğer adıyla ad eylem. Fiillerden mame, ış, iş, uş, üş, makmek ekleriyle türetilip cümle içinde isim görevinde kullanılan sözcüklere denir. Arkadaşlar hatırlarsanız biz bunu nasıl kodluyorduk? Mayışmak şeklinde de kodlanır. Şuradaki Y kaynaştırma harfidir. Diğerleri de arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi isim fiil ekleri olarak bilinmektedir. Şimdi örneklerimize bakalım. Bizim çocuk yavaş yavaş yürümeye başladı derken ekimiz nerede arkadaşlar? Bakın burada yürümek fiil, mame eki nedir arkadaşlar? Burada isim fiil ekidir. Dolayısıyla yürümeye sözcüğü de fiilimsi olarak kullanılmıştır. Kirlenen çamaşırlarını yıkamaya başladı cümlesinde ise yine yıkamak fiil, mame burada isim fiil ekidir. Dolayısıyla yıkamaya sözcüğü de fiilimsi göreviyle kullanılmış bir sözcüktür. Dönüş biletlerini de aynı firmadan aldım cümlesinde ise bakın dönmek fiil, buradaki üç nedir arkadaşlar? İsim fiildir. Dolayısıyla dönüş sözcüğü de yine fiilimsi olarak kabul edilir. Hırsızların apartmandan çıkış görüntülerini izledik cümlesinde bakın çıkmak fiil, buradaki ış eki de yine arkadaşlar isim fiil ekidir. Dolayısıyla çıkış sözcüğü de fiilimsi göreviyle kullanılmış bir sözcüktür. Elif'e alınan hediyeleri paketlerinden çıkarmak istedi cümlesinde ise bakın çıkarmak fiildir. Makmek eki de yine burada isim fiil göreviyle kullanılmış bir sözcüktür. Onun en büyük hedefi üniversite sınavında yüksek puan almaktı. Yine almak nedir arkadaşlar? Fiildir. Makmek eki burada isim fiildir. Dolayısıyla almak sözcüğü de yine isim fiil görevinde kullanılmış sözcüktür. Şimdi bu konuyla ilgili önemli notlarımız var. Onlara geçmiş olalım. Birinci notumuz, isim fiil eklerini alan bazı sözcükler kalıplaşarak bir varlığa ad olur ve bunlar arkadaşlar çok önemli fiilimsi özelliğini yitirirler. Bunlara lütfen dikkat edelim. Öğrencilerin en çok hata yaptığı yerlerden birisi de bu kısım. Örneklerle pekiştirmiş olalım. Garsondan bir porsiyon et kavurma istedi cümlesinde. Bakın buradaki mame isim fiil ekidir. Fakat et kavurma sözcüğü kalıplaşarak bir varlığı, bir yemeği karşıladığı için artık bu sözcük isim fiil özelliğini kaybetmiştir. Yani fiilimsi özelliğini kaybetmiştir. Ve artık bu sözcük isim görevinde kullanılmıştır. Soğanları küp küp doğradıktan sonra kavurmaya başladı cümlesinde ise buradaki mame yine isim fiil ekidir. Sözcük de fiilimsi özelliğini yani fiil özelliğini devam ettirdiği için bu da nedir arkadaşlar? Fiilimsi olarak kabul edilir. Annesi çok güzel yaprak sarması yapardı cümlesinde bakın yine sarma kelimesindeki mame isim fiil ekidir. Fakat yaprak sarması artık bir yiyeceğin adı olduğundan dolayı bu da kalıplaşmış ve isim görevinde kullanılmış bir sözcükken sinekler o kadar çoğaldı ki evi sarmaya başladı cümlesinde sarmak fiildir. Mame eki burada isim fiil ekidir. Dolayısıyla sarmaya sözcüğü yine fiilimsi özelliğini devam ettirmiş bir sözcük olarak karşımıza çıkmaktadır. Bahar aylarında asma ağacının yerini değiştirmemiz gerekiyor derken bakın asma ağacı belirtisiz isim tamlaması var. Aynı zamanda bir varlığı karşılıyor. O yüzden buradaki her ne kadar isim fiileki olmuş olsa da kalıplaştığı için biz buna ne diyoruz arkadaşlar? İsim diyoruz. Makineden çıkardığı çamaşırları asmaya başladı cümlesinde ise asmak fiil, mame eki burada yine isim fiilekidir ve asmaya sözcüğü fiil özelliğini devam ettirdiği için yani iş, oluş ve hareket bildirdiğinden dolayı arkadaşlar bu nedir? Fiilimsidir. Buna da dikkat etmiş olalım. İkinci notumuz isim fiiller kalıplaştığında bazen sıfat görevinde de kullanılabilir.
Bakın süzme yoğurt ifadesinde süzme yoğurt bir varlığı ve kavramı karşıladığı için kalıplaşmış. Mame eki isim fiil ekidir. Yoğurt isim, nasıl yoğurt, süzme sözcüğü burada niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Karadeniz bölgesinde çok fazla asma köprü var cümlesinde ise asma köprü kalıplaşmış bir varlığı karşılamış. Asma sözcüğü isim fiil ekini almış. Köprü isim, nasıl köprü, asma köprü. Asma sözcüğü de burada yine niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Dolma kalemin üstüne adını yazdırmış cümlesinde ise dolma kalem kalıplaşmış, isim fiil ekini almış. Kalem isim, nasıl kalem, dolma kalem. Dolma sözcüğü de burada yine niteleme sıfatı göreviyle kullanılmıştır. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki hocam biz bunları fiilimsi mi alıyoruz yoksa isim olarak mı alıyoruz? Arkadaşlar bakın buradaki sözcüklerden şu kısım, üstteki kısmı isim olarak alıyoruz, kalıplaşmış olanları. Alttakileri ise arkadaşlar sıfat olarak kabul ediyoruz. Cümle içinde kullanımına göre görevi de değişebiliyor. Bunlara dikkat edelim. Fiilimsilerden ikincisine geçiyoruz arkadaşlar. Sıfat, fiil, diğer adıyla ortaç. Fiillerden an, en, ası, esi, maz, mez, ar, er, dık, dik, tık, tik sertleşebiliyor arkadaşlar. Acak, ecek ve mış, mış ekleriyle türetilip genellikle sıfat görevinde kullanılan sözcüklerdir. Peki bunu nasıl kodluyoruz arkadaşlar? Bakın bunu da anası, mezar, dikecekmiş şeklinde kodlayabiliriz. Buradaki bütün ekler arkadaşlar nedir? Sıfat fiil ekleridir. Örneklerimize bakalım. Çok ucuz fiyatlara satılan bu evlerden ben de aldım cümlesinde. Bakın ev isim, nasıl ev, satılan ev. Arkadaşlar satılan sözcüğü burada niteleme sıfatıdır. An, en eki de nedir? Sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla satılan sözcüğü de fiilimsidir diyebiliriz. Çocukları için her türlü fedakarlığı yapan annesinin öpülesi elleri vardı cümlesinde. Bakın an, en eki yine sıfat fiildir. Eller isim, nasıl eller, öpülesi eller. Öpülesi sözcüğü burada niteleme sıfatıdır. Buradaki ası esi ise arkadaşlar yine sıfat fiil eki olarak bilinmektedir. Onları kaçınılmaz bir son bekliyor ifadesinde ise son isim, nasıl son, kaçınılmaz son, niteleme sıfatı. Buradaki mazmez eki ise sıfat fiil göreviyle kullanılmış sözcüktür. Koşar adımlarla babasına sarıldı. Adım isim, nasıl adım, koşar adım, niteleme sıfatı. Buradaki ar eki de yine sıfat fiil ekidir. Son dakikada beklenmedik bir durum oluştu cümlesinde ise bakın durum isim, nasıl durum, beklenmedik durum, niteleme sıfatı. Buradaki dık dık eki de arkadaşlar yine sıfat fiil ekidir. Yakılacak odunları tek başına eve taşıdı cümlesinde ise odun isim, nasıl odun, yakılacak odun, niteleme sıfatı. Acak ecek eki ise arkadaşlar burada sıfat fiil ekidir. Teyzem kızarmış patatesleri özel bir sosla ikram etti cümlesinde ise patates isim, nasıl patates, kızarmış patates, niteleme sıfatı. Buradaki mış mış ekidi arkadaşlar sıfat fiil ekidir diyebiliriz. Şimdi sıfat fiillerle ilgili önemli notlara geçiyoruz. Birinci notumuz, sıfat fiil ekini alan bazı sözcükler tıpkı isim fiillerde olduğu gibi arkadaşlar kalıplaşarak fiilimsi özelliğini kaybeder ve bunlar da kalıcı isim olurlar. Örneklerimize bakalım. 2 saattir bir dolmuş geçmedi cümlesinde bakın dolmuş isim fiil ekini almış fakat bir varlığı bir aracı karşıladığı için kalıplaşıyor. O yüzden de arkadaşlar bu sözcük nedir? İsim göreviyle kullanılmıştır. Marketten aldığı içecekleri tek tek dolaba dizdi cümlesinde ise yine içecek sözcüğünde acak ecek eki fiilimsekidir. Fakat bu içecek kelimesi suyun yerine, limonatanın yerine, kolanın yerine geçtiği için, sütün yerine geçtiği için arkadaşlar artık bir varlığı, bir kavramı karşılıyor. O yüzden fiil özelliğini yitiriyor, fiilimsi özelliğini kaybediyor. O yüzden biz buna ne diyoruz? İsim diyoruz. Yazar son kitabını Amerika'da yazmış cümlesinde ise bakın yazar kelimesi ar er ekini almış fakat artık bir şahsı, bir kişiliği karşılıyor. Bir varlığa ad oluyor. O yüzden fiilimsi özelliğini yitirmiştir. Buna da biz ne diyoruz arkadaşlar? Kalıplaştığı için isim diyoruz. İkinci önemli notumuz, sıfat fiillerde diğer niteleme sıfatları gibi arkadaşlar ne olabiliyor? Adlaşmış,
sıfat olabiliyor. Buna da dikkat edelim. Bazen soru tiplerinde bunu soruyorlar. Örneklerimize bakalım. Kazandıklarının hepsini bu işe yatırmayı düşünüyor ifadesinde bakın. Kazandıklarının derken dık dik eki nedir arkadaşlar? Sıfat fiildir. Peki kazandığı ne olabilir? Para olabilir. Ya da kazandığı ne olabilir arkadaşlar? Ev olabilir. Araba olabilir. Dikkat edecek olursanız kazandığı para niteleme sıfatı, kazandığı ev niteleme sıfatı, kazandığı araba niteleme sıfatı isimler düşüyor. Kazandığı sözcüğü de burada adlaşma sıfat göreviyle kullanılmış sözcüktür. Çok okuyan değil, çok gezen bilir ifadesinde yine an eki sıfat fiil ekidir. Gezen derken de en eki sıfat fiil ekidir. Çok okuyan insan, çok gezen insan desem okuyan ve gezen sözcükleri ne olmuş olur arkadaşlar? Adlaşma sıfat olmuş olur. Dolayısıyla bunlar da sıfat fiil görevinde kullanılmıştır. Selde ölenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor cümlesinde ise yine an en eki nedir? Sıfat fiil ekidir. Ölenler ifadesi burada adlaşmış sıfattır. Ölen insanlar desem arkadaşlar nitelik bildiren sözcük ismin yerine geçtiği için adlaşmış sıfattır. Dolayısıyla ölenlerin sözcüğü de yine burada fiilimsi olarak kullanılmıştır diyebiliriz. Üçüncü notumuz çok önemli bir not arkadaşlar. Öğrencilerin en çok hata yaptığı, en çok yanlış yaptığı yerlerden birisi de burası. Lütfen burayı çok iyi dinleyin, çok dikkatli dinleyin arkadaşlar. Bakın, maz mez, ar er, dık dik ya da tık tik, acak ecek, mış mış ekleri. Bu ekler arkadaşlar yüklemde olursa bunlar kip eki olarak kabul edilir. Bunun dışında bunlar kalıplaşmadığı müddetçe ise sıfat fiil eki olarak bilinmektedir. Örneklerimize bakalım. Kitabında ezilmiş insanların psikolojik durumlarını anlatmış derken anlatmış yüklem buradaki mış eki nedir arkadaşlar? Öğrenilen geçmiş zaman kip ekidir. Yani fiilimsi değildir. Ezilmiş insanların derken insan isim nasıl insan? Ezilmiş insan bakın niteleme sıfatıdır. Buradaki mişmiş eki ise sıfat fiil ekidir. Gezilecek yerlerin listesini yarın hazırlayacaksın. Bakın hazırlayacaksın yüklem. Buradaki yüklem olduğu için acak ecek eki nedir arkadaşlar? Gelecek zaman kipidir. Gezilecek yerlerin derken yer isim nasıl yer? Gezilecek yer. Buradaki gezilecek sözcüğü niteleme sıfatıdır. Acak ecek eki ise arkadaşlar sıfat fiil ekidir. Kaçakların saklandığı yeri 3 günde öğrendik cümlesinde öğrendik yüklem. Buradaki dık dik eki nedir arkadaşlar? Bakın buradaki di eki görülen geçmiş zaman kipidir. K ise arkadaşlar birinci çoğul şahıs ekidir. Dolayısıyla bu da fiilimsi eki değildir. Saklandığı yer derken ise yer isim nasıl yer? Saklandığı yer bu nedir arkadaşlar? Niteleme sıfatıdır. Dık sözcüğü de burada sıfat fiil görevinde kullanılmıştır. Evet arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bakın burası çok önemli. Sorularda öğrencilerin en çok hata yaptığı yerlerden birisi burası. Lütfen buraya dikkat edin. Geçiyoruz arkadaşlar 3. fiilimsi türüne. Zarf fiil, bağ fiil, bağ eylem ve ulaç olarak da adlandırılmaktadır. Bakın fiillerden ken, alı eli, asiye esiye, madam meden, arak erek, dıkça dikçe ya da tıkça tikçe, casına cesine, maksızın meksizin, ınca ince, ıp, ip, up, üp, a tek başına arkadaşlar ya da iki sözcükte de birlikte görülebiliyor. A, a gibi ya da remaz gibi ekleriyle türetilip zarf görevinde kullanılan sözcüklere denir. Örneklerimize bakalım. Kirlenmiş kazağını çıkarıp makineye attı ifadesinde bakın. Çıkarmak fiil. Buradaki ıp eki nedir arkadaşlar? Zarf fiil ekidir. Seni gider gitmez telefonla arayacağım. Gitmek fiil. Şuradaki remaz arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Buradaki remaz da yine nedir? Zarf fiil ekidir. İki sözcükte kullanılır. Buna dikkat edelim. Bakın bu ise şuradaki bu ektir arkadaşlar. Ondan gelen mektupları yırta yırta bitiremediği ifadesinde ise yırtmak fiildir. Buradaki ağlar ise arkadaşlar nedir? Zarf fiil ekidir. Dikkat edin burada da iki sözcükte birlikte kullanılıyor. Bu ise bakın buradaki ekimizdir arkadaşlar. Sen gidince güller açar gül pembe ifadesinde ise gitmek fiil ince ince eki yine burada zarf fiil ekidir.
Annesinin yaptığı pastaları çatlarcasına yedi cümlesinde çatlamak fiildir. Casına cesine burada yine zarf fiilidir. Parkta gezerken bir de ne göreyim ifadesinde gezmek fiildir. Keneki ise arkadaşlar burada fiile geldiği için zarf fiileki olarak kabul edilir. Görüşmeler uzadıkça umutlarımız tükenmeye başladı cümlesinde uzamak fiildir. Dıkça dikçe ikisi arkadaşlar zarf fiilekidir. Otobüs akşam 7'ye 10 kala kalkacak cümlesinde bakın nerede var? Şurada var arkadaşlar. Buradaki a eki de yine zarf fiilekidir. Peki bu ek hangisidir? Bakın bu da buradaki ektir arkadaşlar. Neden bazılarını okla gösterdim? Bunlar nadir görülen ya da iki sözcükte kullanılan zarf fiiller olduğu için özellikle belirtmek istediğimden arkadaşlar. Hayatım boyunca sadece seni ölesiye sevdim cümlesinde ölmek fiil, asiye esiye yine burada zarf fiil ekidir. Onlar buradan taşınalı yıllar oldu. Bakın taşınmak fiil, alı eli eki nedir arkadaşlar? Zarf fiil ekidir. Projeyi zamanında bitirmek için durmaksızın çalışıyordu. Durmak fiil, maksızın meksizin zarf fiil eki. Şule öğretmenin anlattıklarını yazarak anlamaya çalışıyordu cümlesinde ise nerede var arkadaşlar? Yazmak fiil, arak erek eki zarf fiil ekidir. Ailesiyle görüşmeden geleceği hakkında karar vermek istemiyordu cümlesinde ise görüşmek fiil, madam meden eki yine nedir? Zarf fiil eki olarak kullanılmıştır. Şimdi bu cümlelerde diğer tabi fiilimsi türleri de var. Fakat konumuz zarf fiil olduğu için özellikle ben size arkadaşlar bunları göstermek istedim. Şimdi geçiyoruz fiilimsilerle ilgili genel notlara. Peki nedir bu notlar derseniz bakın birinci notumuz fiilimsi ekleri arkadaşlar dikkat edin fiillere gelir isimlere gelmez arkadaşlar. Çok önemli bir not yine çoğu öğrencinin hata yaptığı yerlerden birisi de budur. Adı üstünde fiilimsi fiile gelecek isme gelmeyecek arkadaşlar. Bakalım işten çıkarken seni ararım cümlesinde bakın çıkmak nedir fiildir keneki de burada zarf fiildir. Çocukken buralar çok güzeldi cümlesinde ise çocuk nedir arkadaşlar? İsimdir. Keneki ise burada ek fiil olarak kabul edilmektedir. Bakın keneki ikisinde de aynı ek. Birisinde zarf fiil. Niye? Çünkü fiilimsiye geliyor arkadaşlar. Fiile geliyor. Diğerinde ise isme geliyor. İsme geldiği için de biz buna ne diyoruz? Ek fiil diyoruz. Geçiyoruz ikinci notumuza. Bu not çok önemli arkadaşlar. Çünkü bazı arkadaşlarda kalıplaşmış bir düşünce var. O da şu. Yüklemde fiilimsi olmaz diye bir düşünce var arkadaşlar. Yanlış düşünüyorlar. Kim böyle bir şey ortaya attıysa yanlış yapmış. Yüklemde de arkadaşlar muhakkak fiilimsi olur. Buna dikkat edelim. Bakın en büyük hedefi mühendis olmaktı cümlesinde. Olmak fiil. Makmek eki nedir arkadaşlar? İsim fiil ekidir. Tı ise burada görülen geçmiş zaman kip olarak kabul edilir. Mühendis olmak nedir arkadaşlar? Yüklemdir. Yardımcı eylemle oluşan birleşik fiildir. Görmüş olduğunuz gibi bu da isim fiille oluşmuştur. Bütün fiilimsi ekleri aynı zamanda nedir arkadaşlar? Yapım ekidir. Bu da önemli üçüncü notumuzdur. Bakın kaçan balık büyük olurmuş cümlesinde. Kaçmak nedir? Fiildir. An nedir burada? Sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla fiilden ne olmuş arkadaşlar? Fiilden isim yapım eki almıştır. Bundan dolayı buna da dikkat edelim. Bütün fiilimsiler aynı zamanda yapım eki olarak kabul edilir. Son notumuza geçiyoruz arkadaşlar. Dördüncü notumuz. Bir cümlede ne kadar fiilimsi varsa o kadar da ne vardır arkadaşlar? Yan cümlecik vardır. Cümle çeşitlerinin konusu ama bazı kaynaklarda soru olarak karşınıza çıkabiliyor. Buna da dikkat edin. Yan cümleciğin bulunduğu cümlelere biz ne diyoruz arkadaşlar? Cümlenin yapısı konusunda hatırlarsanız girişik birleşik cümle diyoruz. Örneğimize bakalım. Böyle bir eseri okuyan dikkatli her okuyucu derken bakın okuyan an en eki sıfat fiil ekini almış arkadaşlar. Kuşkuya düştüğü noktalarda eserin sadeleştirmeye esas olan baskısına bakmak isteyecektir cümlesinde. Düşmek fiil buradaki tük eki yine sıfat fiil ekidir. Sadeleştirme derken mame eki isim fiil ekidir. Bakmak derken yine mak eki burada isim fiil eki olarak kullanılmıştır. Aynı zamanda olan derken an en eki de sıfat fiil ekidir. Başka var mı? Bakalım
Başka yok. Bakın arkadaşlar 1, 2, 3, 4 ve 5 tane ne vardır burada? Yan cümlecik vardır. Bu da önemli bir husustur. Buna da dikkat etmiş olalım. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.